İnternetin tapusu kimdeyse dünyanın patronu görünen o ki bir süre o olacak. Bakın şöyle anlatabilirim size olayı. Birkaç noktanın altını çizelim öncelikle. Geçtiğimiz günlerde CFR'ın yayın organına Erdoğan'la ilgili belli başlı konular düştü. Erdoğan'ı resmen orada hedef aldılar. Niye hedef aldılar peki? Erdoğan'ı zaten hedef almalarına çok alışığız. Steve Cook diye Foreign Policy diye bir yazıda AK Parti yönetiminin artık sona geldiğini, Erdoğan'ın hasta olduğunu, rahatsız olduğunu, bunun akabinde sağlık durumunun 2023'e kadar çok daha kötü olacağını, artık tekrar seçilme ihtimalinin olmadığını, güçten düştüğünü, elden ayaktan kesildiğini de falan filan bahsediyorlar. Artık yani yabancı medyada, yabancı basında her zaman yazılan şeylerin bir tekrarı gibi. Şaşırılacak çok da bir şey yok. Ama daha önceki dedikoduların getirilmesinden farklı birkaç nokta daha vardı. IMF başkanının adının karıştığı, Çin'e pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasını aynı pencereden değerlendirilmesi gereken belli başlı noktaları da vardı. Bir de bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda Türkiye'ye karşı artık nasıl bir cephe alırızın çok da ilerisine gittiğini de görmekteyiz. Neden? Ülke ocakları Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Bozkurt hareketi ülke ocaklarına karşı sert bir hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri bir defans moduna geçti açıkçası. Bu defans modunun bir takım sebepleri vardı ve bunu çok farklı değerlendirdiler. Dediler ki acaba ülkemizde bulunan ülkücü hareketler terör örgütü, yabancı terör örgütü sıfatı taşıyor mu? Bununla ilgili bir araştırma yapalım. Bunu meclisimize sunalım. Halkımıza soralım. Yürüttükleri operasyonlara, işte faaliyetlere bakalım, gözden geçirelim. Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştıralım. Avrupa'da, Amerika'da, yurt dışında yaşayan Türkleri de kıskaca alalım. Asimile etmenin farklı bir yolunu bulalım derdindeler. Erdoğan elden ayaktan düştü propagandası yapıyorlar ya. Asıl amaçları işte Türkiye'yi hem Avrupa'da hem dünyada Kanada'sından Rusya'sına, Amerika'sına, İtalya'sına, Türkiye'ye, Suriye'den Libya'ya, Mısır'dan Tayvan'a kadar, Sudan'dan Somali'ye, her yerde işte böyle elini ayağını budamanın derdine düştüler. Tek amaçları bu. Çok önemli yerlere gideceğiz. İşte bu ülkücü hareketle ilgili yaptıkları olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yankı buldu. Avrupa'da bununla ilgili bir takım hareketler içinde. Türkiye'de yaşananları da her zaman biz lokal olarak değerlendiriyoruz. Ama bakın 15 Temmuz'da Avrupa'da İngiltere'nin yaşadığı Brexit olaylarını birbiriyle paralel olarak değerlendirirsek resim çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye gibi bir ülke, inanılmaz değerli bir ülke, gelişi güzel, hiçbir hareketin olmasına müsaade edilmeyecek bir ülkedir. Tesadüfler ülkesi değil, yaptırmazlar. Çoğunlukla işte bir siyasi kapışmaların arkasında kalıp, medyanın oluşturduğu gürültünün himayesinde kalıp, bu tür olayları görmekten yoksunuz. İngiltere ya da ABD'de yansıyan mücadele dünya çatısında bulunan kavgayı, gürültüyü, kaosu bize aslında çok net bir şekilde gösteriyor. WhatsApp, Facebook, Instagram dedik. Çok büyük ailelerin yönetiminde olan medya kuruluşları, internet kiminse patronudur. Bakın WhatsApp, Facebook, Instagram Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başa gelmesini sağlayan medya kuruluşlarıdır. Putin'in Amerikan seçimlerine müdahale etmesinin bir yoludur Facebook. Rusya'daki seçimlere müdahalenin bir yoludur. O yüzden onlar mesela Facebook değil de VK gibi bir kendi yerel sistemlerini, application'larını kullanmayı tercih ederler genelde. Türkiye'de de bu yapılıyor ama nedense duyulmuyor. Instagram üzerinden, özellikle Twitter üzerinden her zaman toplumu yönetmişlerdir, yönlendirmişlerdir en azından. Facebook'ta yapılan işte hayvana şiddetten kadına şiddete, soygundan arsızlığa, hırsızlığa kadar artık tüm milletimizi böyle görür olduk. Sokağa rahat adım atamaz hale geldik. Gözümüzü korkutuyorlar. Önceki günlerde bir İngiliz yazarın analizinden bahsetmiştim. Ne diyordu? Önce insanların zihnini yönetmeliyiz ki sonra devletlerini yönetebilirim. Bunu nasıl yapacağız? Anlatıyor tek tek. Uzun uzadıya anlatmayacağım ama yine bir kısa bir özet geçeyim bu konuyla ilgili de. Diyor ki insanları korkutacağız. Eğer kafamızı kaldırırsak, elimizi bir şeye atarsak, başımıza çok büyük şeyler gelecek diye düşünmelerine vesile olacağız. Bu sayede ne olacak? Emir almak onların hoşuna gider hale gelecek. Yönetilmesi çok daha kolay bir topluluk haline gelecekler. Doğru mu? Doğru. Birisi senden korkuyorsa onu yönlendirmen çok daha kolaydır. Bakın sevgiyle de insan yönlendirebilir. Osmanlı zamanında 600 yıl bunu yaptı. 600 yılın çoğunluğunda bunu başardı. Hoşgörüyle, sevgiyle, huzurla, adaletle dünyayı yönetebildi. Ama bugün dünyayı yönetenler bu yöntemi tercih etmiyor. Çünkü bu çok daha zor bir yöntemdir. Korkut, ürküt, sonra üzerine çök yöntemi bunlar için
çok daha geçerli. WhatsApp'ın, Facebook'un, Instagram'ın aslında hizmet dışı kalmasının sebebi Mark Zuckerberg. Yani bunların başındaki isimdi. Neden? Çünkü Donald Trump'ın gelmesinden önce bir işbirliği kurmuş. Kurduğu tezgah sayesinde Amerikan başkanını bir miktar kendi isteği yönünde seçmiş, seçtirmiş. Ve Biden geldiğinde de ters köşe olmuştu. Hacklenmesinin nedeni buydu. Yani küresel savaş, sosyal medya üzerinden, internet aleminde de kan akan, dişe diş şekilde devam ediyordu. Nasıl ekonomik savaş var, nasıl sahada bir savaş var kıran kırana. Aynı şekilde biyolojik savaştan bahsediyoruz, virüslerden bahsediyoruz, birçok savaş türünden bahsediyoruz, psikolojik savaştan bahsediyoruz, lojistik savaştan bahsediyoruz ve küresel savaş sosyal medya üzerinde de devam ediyor. Bunu görmemiz lazım, bunu bilmemiz lazım. Bunun bilincinde olmazsa çok da bir ilerleme kaydedemeyiz. Yunanistan'la ilgili yaşadığımız çok büyük sıkıntılar var. Megalidea'dan bahsetmiştim. Megalidea'nın altını tekrardan çizmem lazım. Büyük Yunanistan'ı kurma fikri. Yunanlar buna bayılır. Nasıl bizim Turan ülkümüz vardır? Nasıl Misak-ı Milli sınırlarımız vardır? İsrail'in nasıl Büyük İsrail projesi vardır? Birçok devletin bu gibi planları vardır ama Megalidea dedikleri olay Yunanistan'ın sınırlarını öyle bir genişletiyor ki bizim Ege'yi komple alıyor bir kere. Biçti. İstanbul gitti. Batı Karadeniz Yunan'ın. Antalya civarları Yunan'ın. 12 adaları bırakın. Adaların tamamı Yunan'ın. Kıbrıs tamamı Yunan'ın. Bize de işte bir avuç toprak. Öbür taraftan da Kürdistan'ı kursunlar. Aşağıdan da gelsin İngiliz'i, İtalyan'ı alsın. Petrol çıkacak birkaç nokta varsa da Amerika Birleşik Devletleri, Fransa kurulur. Ne oldu? Bize hiçbir şey kalmadı. Buna boyun eğmemizi bize tavsiye edenler var. İçeride de var, dışarıda da var. Aldığım notlar üzerinden gitmek istiyorum. Bakın, Mete Yarar'ın yapmış olduğu açıklamalardan bir not aldım. Ulak ve diğer insansız araçlar SİHA kadar önemli diyor. Peki, neden bu cümleyi söylüyor? İster batsın, ister çıksın. İnsansız olması savaş arenasında çok büyük bir avantaj. Çünkü asker kaybetmiyorsan, kaybetmiyorsun demektir. Halk içerisinde de mesela bir SİHA'nın düştüğünde bir evin ocağına ateş düşmez. Sadece bir miktar para kaybedersin. Yerli üretim olduğu noktada onu telafi etmen çok çok daha kolaydır. Dışa bağımlı halde değilsen hele ki hiç üzülmezsin. Ve ulaktan tutun işte bir takım kara, deniz, hava, dronlar, bu tür silahlı veya silahsız, insansız araçlar Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu dünyada TCG Anadolu mesela eğer başarılırsa, bu yönde çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Başarılırsa TCG Anadolu dünyanın ilk insansız hava aracı taşıyan uçak gemisi gibi bir şey olacak yani. Modern dünyada. Bakın Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar vardı. F-35'lerle ilgili konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Elon Musk söyledi bunu.